Merhabalar. Modüllerle ilgili videolarımıza Advice alt başlığıyla devam ediyoruz. Advice, tavsiye anlamına gelen bir kelime İngilizce'de. Advice başlığı altında kullandığımız modüllerimiz should, ought to ve had better olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu modüllerimizi incelemeye başlarsak, should ve ought to present'tan bahseden, yani şu andan bahseden tavsiye niteliğinde karşımızdaki insanlara ya da kendimize vereceğimiz öğütler olarak düşünülebilir. Should ve ought to. Tamamen birbirleri yerine kullanılabilen iki tane modül yapısıdır. Yani cümleye kattıkları anlam tamamen aynıdır. Örneklere bakacak olursak, you should listen more to improve your speaking skill. Yani burada should'u kullanarak, should modülü kullanarak karşıdaki kişiye bir tavsiye verilmiş oluyor. Deniyor ki cümlede dinlemelisin daha fazla, you should listen more, daha fazla dinlemelisin. To ile beraber amaç kısmına geçmiş. To improve, improve geliştirmek demek hatırlarsanız. Your speaking skill, konuşma becerini geliştirmek için daha fazla dinlemelisin diye bir tavsiye cümlesi ortaya çıkmış. Ya da she ought to have a healthy diet. O sağlıklı bir diyet yapmalı diye bir cümle, bir tavsiye cümlesi oluşturulmuş. We should be more sensitive towards environmental problems. Çevresel problemlere karşı daha duyarlı olmalıyız diye kendimize verdiğimiz bir tavsiye, bir öğüt olmuş. You ought to stay in bed. Yatakta kalmalısın until you feel better. Daha iyi hissedesiye kadar diye bir should ile ya da ought ile yapılmış, yapılabilecek bir tavsiye cümlesi oluşturulmuş. Her iki yapının da ortak özelliği tüm öznelerden sonra aynı should ya da ought'u kullanılıyor olması. Özneye göre herhangi bir değişiklik göstermemeleri. Had better'sa biraz böyle en farklı bir modül yapısı. Çünkü adındaki had'den dolayı sanki geçmişten bahsediyormuş gibi düşünülür her zaman. Hayır, had better'da yine should ve ought'u olduğu gibi present'tan bahseder. Ama had better should ve ought'a göre biraz daha güçlü bir ifadedir. Yapsan iyi olur, yapmalısın'ı daha böyle güçlü bir şekilde verir karşı tarafa. Had better'da ise genellikle sonrasında or else, or otherwise gibi ifadeler kullanılarak yapılmazsa olunacak durum da anlatılır had better'da should ve ought'dan farklı olarak. Mesela we had better hurry, acele etsek iyi olur, or yoksa we will miss the bus, otobüsü kaçıracağız. I had better study hard tonight, bu gece çok çalışsam iyi olur, or yoksa I will fail the test, testten, sınavdan kalacağım. You had better pay attention to what your parents say, anne babanın ne dediğine dikkat göstermelisin, otherwise, aksi takdirde you may get into trouble, başın belaya girebilir. He had better get up now, şu anda kalksa iyi olur. If not, eğer kalkmaz ise he will be late, geç kalacak diye bir had better ile yapılmış bir cümle karşımıza çıkıyor. Olumsuzlarında biraz dikkat etmemiz gereken nokta şu, should ve had better'da problem yok. Yani had better'ı tek kelime gibi düşünürsek not had better'dan sonra gelecek. Should'da da not should'dan sonra gelecek ama ought'da iş biraz değişiyor. Not ought'la to arasına geliyor. O yüzden not'ın yerine ought'a dikkat etmemiz gerekiyor. Yine anlamları aynı. Yine anlamlar arasında, olumsuzların verdiği anlamlar arasında hiçbir fark yok. You shouldn't go to bed so late. Bu kadar geç yatağa gitmemelisin, bu kadar geç uyumamalısın diye bir cümle. A boy of your age should sleep at least 8 hours a day. Senin yaşındaki birisi en azından günde 8 saat uyumalı. You ought not to, oughtn't to şeklinde bir kısaltma görüyoruz. Evet, yazarken kolay ama okunması biraz sıkıntılı bir kelime olduğu için çok tercih edilmiyor. Treat him so unkindly, ona bu kadar kaba davranmamalısın. Ona bu kadar kaba davranmamalı. He had better not work so hard. Not had better'dan sonra geldi, araya girmedi. Lütfen buna dikkat edelim. Had'i de kesme işareti ve de şeklinde kısaltabiliyorduk. He had better not work so hard. Bu kadar çok çalışmamalı. Or yoksa he will make himself ill, yoksa kendisini hasta edecek. You shouldn't go out alone after dark. Karanlıktan sonra tek başına dışarı çıkmamalısın. We had better not tell her the bad news or she will get depressed. Ona kötü haberi vermesek iyi olur. Vermemek daha iyi gibi bir cümle olarak Türkçeleştirilebilir. Aksi takdirde she will get depressed, depresyona girecektir. Kötü hissedecektir ya da.
Head Better'dan farklı olarak Should ve Ought'u şu anda yapılması gereken eylemleri anlatmak için de kullanıyoruz. Why is he sleeping now? Neden uyuyor şu anda? Aslında şu anda uyumamalı, ders çalışıyor olması lazım. O hem lazım, gerekli hem de yoru aynı anda verebilmek için should be studying diye bir yapıyla karşılaşıyoruz. Why is he sleeping now? O şu anda neden uyuyor? He should be studying for his test. Sınavı için çalışıyor olmalı. Why are the children still awake at this late hour? Çocuklar neden halen daha bu geç saatte ayaktalar? They should be sleeping. Ve buralarda yine should'lar yerine ought'u olabilir. Onlar uyuyor olmalı. Look, those children are playing in the street, but it is dangerous. Bak, o çocuklar sokakta oynuyor fakat bu tehlikeli. They shouldn't be playing there. Orada oynamıyor olmalılar. They should be playing in the playground. Oyun alanında oynuyor olmalılar. Yani oynamalılar yerine sadece should kullanarak bunu anlatmak yerine aynı zamanda bir şimdilik zaman ifadesi verebilmek için should be playing şeklinde anlatılıyor. I am watching TV with you now, but in fact I ought to be studying in my room. Şu anda seninle beraber televizyon izliyorum ama aslında in fact I ought to be studying in my room. Şu anda odamda ders çalışıyor olmam lazım. Should ve ought'u have ve fiilin üçüncü haliyle beraber kullanılarak yani should'dan sonra have ve fiilin üçüncü hali ya da ought'dan sonra have ya da ondan hemen sonra da fiilin üçüncü hali kullanılarak geçmişte yapmalıydım ama yapmadım anlamını vermek için kullanıyoruz yapılarda. Ya da yapmamalıydım ama yaptım anlamı vermek için kullanıyoruz. Yani bir eylemi yapmam gerekiyordu geçmişte. Ben onu yapmadım ve sonucu da kötü oldu. Onu yapmam gerekirdi anlamı veriyor. Shouldn't have done ya da ought not to have done ise geçmişte bir şey yaptım. Keşke yapmasaydım, yapmamalıydım anlamı vermek için kullanılıyor. I didn't set my alarm clock and I overslept yesterday morning. Alarmımı kurmadım, alarm saatimi kurmadım. Bu yüzden de dün sabah uyuyakaldım. So I was late for work. Ve haliyle işe geç kaldım. Ne diyorum akabinde? Saatimi kurmalıydım diyorum. Geçmişe dair bir durum. Geçmişte yapmam gerekiyordu ama yapmadım. Bunu should have verb 3'te anlatıyorum. Setin 3 hali de aynı olduğu için I should have set my alarm clock şeklinde anlatıyorum. He didn't study hard enough. Yeterince çalışmadı. So he failed the test. Bu yüzden de sınavdan kaldı. He should have studied harder to pass it. Özne he olsa da have değişmiyor. Has kullanmıyoruz. Her zaman have kullanıyoruz. Çünkü should'dan sonra geliyor. Should have ve fiilin üçüncü haliyle diyorum ki keşke daha fazla çalışsaydı, daha fazla çalışmalıydı ama çalışmadı. The authorities didn't take necessary measures. Otoriteler gerekli önlemleri almadılar. Bu yüzden de enflasyon patladı. They should have taken the necessary measures to bring it down. Onu düşürmek için gerekli önlemleri almalıydılar ama almadılar anlamına geliyor. Advice'la yani tavsiye ile ilgili bahsedeceğimiz modullar bunlar. Özetlememiz gerekirse should ve ought'u birebir eş anlamlı. Şu anda her zaman yapmamız gereken tavsiyeleri vermek için kullanılıyor. Had better should ve ought'a göre bir tık daha kuvvetli bir yaklaşım. Yapsan iyi olur anlamında ve devamında genellikle or, if not, or else, otherwise gibi eğer yapmazsak ne olur anlatan diğer cümlelerle devam ediyor. Should ve ought'u şu anda yapmamız gereken, yapıyor olmamız gereken eylemleri anlatmak için de kullanabiliyoruz. Aynı şekilde should ve ought'dan sonra kullanacağımız have ve fiilin üçüncü haliyle beraberse geçmişte yapmamız gereken ama yapmadığımız ya da yapmamamız gereken ama yaptığımız eylemleri anlatmak için de kullanıyoruz. Advice'la yani tavsiye ile ilgili bahsedeceğimiz modullar bunlardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.